Allah Celle Celaluhu orucu bütün ümmetlere farz kılmıştı. Bizden önceki her ümmete farz kılındığı gibi oruç bu ümmete de farz kılındı. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bunun hikmeti لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ki siz korunasınız. Oruçta insan korunuyor, birçok şeyden korunuyor. Kötülüklerden korunuyor. Gıybetten, dedikodudan korunuyor. Taşkınlıktan korunuyor. Bazı günahlar vardır. Oruçluyken insan mülayim oluyor, o günahları işlemekten çekiniyor. Ki Hazreti Peygamber de buyuruyor, oruçluyken sakın birisi söverse veyahut kötü bir ortama çekmeye çalışırsa ben oruçluyum desin, ben oruçluyum. Yani benim bu işlerle ilgim alakam yok. Ben bu gibi ortama girip orucumun sevabını zayi edecek değilim gibisinden bir tavır sergilesin. Yani olgun dursun, dilini muhafaza etsin, gözünü kulağını muhafaza etsin. Yalan söylemekten, gıybet yapmaktan, dedikodu yapmaktan çekinsin. Ramazan'ın bize getirdiği güzelliklerden bir tanesi de sahur bereketi. Hazreti Peygamber mutlaka sahure kalkınız çünkü sahur berekettir ve güçtür. İnsana güç veriyor. Bir yudum suyla da olsa sahuru kaçırmayınız. Hakeza iftar kültürü İslam medeniyetinde farklı bir yeri vardır. İftar kültürü, iftar sevinci. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Oruçtan kişi için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği zaman, insan iftar ettiği zaman rahatlıyor, ferahlıyor, bir huzur buluyor. Nasıl ki bir çiçek suya susamış, su verdiğin zaman tekrar yaprakları böyle dik oluyor, kendine geliyor, canlı oluyor. İftardan sonra da insan böyle canlı oluyor. Fakat o canlılıktan hemen sonra, o sevinçte hemen sonra bir baş ağrısı tutuyor ve bir hantallık insanda başlıyor. Bunu gidermek için de teravihe kalkmak. Teravih bunu atıyor. Teravihte hareket vardır. Kan oynuyor. Vücut belki iftar vaktinde fazladan kaçırmış, yemiş. Bütün bunları rahat bir şekilde hazmediyor. Bunu yapmazsa belki bunu hazmedemez, hastalanır. Bütün ibadetlerde bir hikmet var. Orucun kendisi zaten sıhhattır. Tasumu, tasahu, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Oruç sıhhattır. Birçok insan oruçsuz kendine şey yapıyorlar, diyet yapıyorlar. Diyabet hastaları olmadığı halde yemiyorlar, içmiyorlar, kilo verelim. Önce bir fazla yiyorlar, kilo alıyorlar, sonra kendine acı çektiriyorlar kilo vermek için. Bu defa onu bir daha atmak için tekrar kendine bir zahmet veriyorlar. Oysa bu insanlar İslam'ın mesajına kulak vermiş olsalardı, o fazladan yedikleri, içtiklerini fakir fukaraya verselerdi, fakir ülkelere sadaka olarak, kumanya olarak göndermiş olsalardı, yeryüzünde fakirlik kalmazdı yani. Şu an yeryüzünde açlıktan ölenler, ölen insanların sayısı kadar diyabetten, obeziteden ölüyorlar. Çok fazla yemek içmekten insanlar erken ölüyor. Fazla yük yüklüyor. Bu niye? İflas ediyor, yıpranıyor, çabuk gidiyor. Aç insanların ömrü daha uzundur. Onlar rızkını azar azar yediği zaman daha uzun yaşıyorlar. Kilolu, şişman insanlar, yağlar onları çabuk götürüyor. İçine biriktirdiği yağlar onları çabuk götürüyor. Hatta bir alim diyor ki, eğer umumi bir açlık olsa, yeryüzünde ilk ölenler kilolu şişman olanlardır. Bunlar açlığa pek dayanamıyorlar. Açlar zaten fakir açlığa alışıktır yani. Dayanabilir. Ama tok insan, evet, hep böyle yemiş, şişmiş, bitirmiş insanlar bunu anlamazlar. Ramazan böyle bir mekteptir işte. Ramazan'da herkes oruçludur. O çok yiyenler de açlığın ne olduğunu anlıyorlar.
Fakirin halini daha güzel anlıyorlar. Bundan dolayı cömertliği tutuyor. Daha cömert oluyorlar. Ramazan bizi insan yapıyor. Bizi biz yapıyor. Müminin vasıfları Ramazan'da daha güzel belirginleşiyor. Mümin ne oluyor? Cömert oluyor. Eli açık oluyor. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Annemiz Hazreti Ayşe diyor ki Ramazan'da özellikle Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği günlerde Allah Resulü hızlı esen rüzgardan daha hızlı cömert olurdu. Eli açık olurdu. Daha fazla hayır hasenat yapardı. Evet, Ramazan'da böyle bir kültürümüz vardır. Bizim cömert olmamız lazım. Fakir fukarayı düşünmemiz lazım. Açları anlamamız lazım. Fakir ile zengin arasındaki uçurumu kapatmak için iftar programları maalesef bu sene yok. Ama bunu nakdi olarak insan fakir ailelere verebilir. Bu benden iftar parasıdır. Veyahut fakir ülkelere gönderebilir. Bu benden iftar parası olsun. O aç insanlara. Bunu yapabilir. İlla böyle bir sofra donatmak ve orada bir gösteriş yapmak, çalım atmak şart değildir yani. Hatta bu işin içine bu şekilde belki riya girebilir, gösteriş olabilir, minnet olabilir. Fakat kimsenin görmediği bir sadakanın fazileti daha fazladır. Sadakanın en hayırlısı, Efendimiz buyuruyor, sağ elin verdiğini sol elin haberi olmayacak. Yani o kadar gizli olacak. Rabbim bizi orucunu, infakını, ibadetini, taatini, itikafını Allah için yapanlardan eylesin.